Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok bir önceki videomda size anlatmıştım. Fasulye kavuracağım diye. Niye bir sonraki videoya bıraktım kavurmayı? Çünkü diğer videom bayağı bir uzun oluyor. Uzundu. Yüklemesi çok zor oluyor. 7-8 saat sürüyor. Çok uzun olunca. Yani bu videodan önce onu izlemiş olacaksınız zaten. Size anlattım mevzuyu. O videoda dinlemiş oldunuz zaten. Neyse tekrar aynı şeyleri anlatmayayım. Burada fasulyemi süzdüm. Yiyebileceğimiz kadar kavuracağım. Burada sarımsağımızı ezdik şöyle. Gayet güzel bir şekilde. Buraya tavamı koydum. İçine yağını koydum. Burada da misler gibi köy tarhanamız var arkadaşlar. Kendim yaptım. Tarhanam harika. Tarhanam gerçekten efsane oldu. Çok güzel oldu. Niye böyle oldu? Buhar geldi telefonuma. Ben de diyorum niye böyle gösteriyor? Buhardanmış. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Çorbam hazır. Tavamın altı yanıyor. Daha fazla şey yapmadan sarımsaklarımı koyayım. Şöyle sarımsaklarımı koyayım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir sarımsak var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne kadar bol olursa sarımsağı o kadar güzel oluyor. Sarımsağı az olursa güzel olmaz. Kepçeyi veremeyeceğim. Şöyle biraz kavuracağım yağda. Sarımsağı çok seviyorum arkadaşlar. Sarımsağı her şeyde seviyorum. Hatta şuradaki tarhana çorbamın içine bile biraz birkaç diş sarımsak ezdim. Halbuki tarhanayı yoğururken içine bayağı bir sarımsak koymuştum. Ama pişirirken de koydum. Hemen hemen 3 diş sarımsak ezdim tarhana çorbasının içine. Çok güzel oluyor. Böyle paça çorbasını anımsatıyor. Harika oluyor. Paça çorbası da yapıyorum ben. Şimdi kış gelsin. Yazın biraz ağır geliyor. Bayıyor insanı. Çorbamızın da şöyle altını kapatacağım. Ondan sonra çorbamızın işi bitti. Onun kapağını kapatayım ben. Şimdi sarımsaklarımız biraz pişsin. Bunu yapan var mı arkadaşlar? Yapan varsa yorumlara yazabilir. Böyle yapıp yiyenler var mı? Eğer yapmadıysanız tavsiye ederim. Harika oluyor. Bu kadar piştiği yeter. Fazla sarımsakların şeyini. Elif sürekli yiyor tabii. Haşlanmış fasulyeyi kenardan kenardan yiyor. Şöyle fasulyelerimizi de süzelim. Ay pardon. Süzelim diyorum. Tavaya koyayım. Taneli taneli harika oluyor. Biraz daha koyayım Elif. Koy. Elif çok seviyor bunu. Şöyle. Şu kalanı da dondurucuya koyarım arkadaşlar. Bir kavurmalık da orada var. Şimdi bunu böyle bakın şöyle yaparak ezerek karıştıracağız ki sarımsak fasulyenin her yerine işlesin. Sarımsak, su, ay pardon su değil. Sarımsak, tuz. İnan yorgunluktan, açlıktan kelimeleri yanlış söylüyorum. Kusura bakmayın. Hastaneden geldiğim zaman zaten sersem oluyorum. O kemoterapi aldığım, ışın aldığım günler geliyor aklıma. Hep oralara gidiyoruz. Yine oraya gittim ben bugün. İşte dediğim, yoruluyorum oradan gelince. Güçsüz oluyorum, halsiz oluyorum. Eve geliyorum bir de yemek telaşı oluyor. Dün de açıkçası ben hastaneye gitmeden bir gün önce yemeklerimi ayarlıyordum. Dün de canım hiç ayarlamak istemedi. Ayarlamadım. İyi keşke ayarlasaymışım. Bugün gene ben çektim çilesini. Şöyle arkadaşlar. Hani görende ne var? İşte tarhana çorbası fasulye kavurdun diyebilirsiniz ama normalde bir şey değil. Normalde yata kalka yapar insan bunu da. Şu anda rahatsız, hani güçsüzüm, halsizim. Şöyle arkadaşlar, bakın şöyle yapacaksınız. Şöyle eze eze. Çok da ezmeyeceksiniz.
Şöyle özlü özlü olsun, sarımsak işlesin her yerine. Şöyle. Fasulyeyi normalden biraz da fazla haşladım özellikle ki şöyle kepçeyle rahat ezeyim diye. Elif biraz yaklaştırsın. Arkadaşlar harika oldu, efsane oldu. Böyle ekmekle bunu ekmeğe kıstıra kıstıra yiyeceksiniz. Yanına ayran, ayranla müthiş olur. Şöyle gördüğünüz gibi. İnşallah fasulye kavurmamın tarifini beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten harika oluyor. Eğer yapıyorsanız, yaptıysanız ya da tadını biliyorsanız yorumlarda bekliyorum, bana yazın. Merak ediyorum. Bu da böyle kısa bir video olsun istedim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.